Dr. Robert'la ilgili biraz bilgi paylaşayım. Kendisi Dr. Abuntano, kurul üyesi, küçük hayvan uzmanı. Kendisi hayvan bilimleri araştırmalarını Illinois Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra erken bir yaşta, genç bir yaşta buradaki eğitimi tamamladıktan sonra DBM derecesini aldı ve University of Florida'da stajyerliğini yaptı. Dahiliye bölümünde intern olarak çalıştı. Kendisinin pek çok farklı yerde konuşma yapma deneyimleri oldu. Enfeksiyöz hastalıklarla ilgili Chicago'da bir konuşma yaptı. Lepto'da bunun konuları arasında bulunuyordu. Aynı zamanda kanin gribi vardı konuşma konuları arasında. Kendisi araştırma projelerine katılmanın yanı sıra kitapların yayınlanmasına katkı sağladı ve şu anda devam etmekte olan bazı araştırmalarda da görev almakta. Kendisi eşiyle beraber, oğlu ve köpeğiyle beraber yaşamakta. Boş zamanlarda seyahat etmeyi seviyor, spor yapmayı seviyor, triatlon bunlardan biri. Bugünkü webinarın konusu lepto şüphesi. Hastalığın özetine bakacağız ve hastalığı nasıl yöneteceğimizi ele alacağız. Lepto hastalarıyla ilgili erken tanının önemi, zoonotik potansiyel gibi konuları inceleyeceğiz. Aynı zamanda tanı testlerini inceleyeceğiz. Biogal'ın testi bunlar arasında yer alıyor. Yine tedavi önerilerini de kanıta dayalı tıbbı esas alarak değerlendireceğiz. Bizimle olmanız çok güzel. Sohbet kutusundan selamlarınızı alıyoruz. Soru cevap kutusunda sorularınızı yazmayı unutmayınız. Şimdi büyük bir gururla Sayın Doktor Armentano'yu size takdim etmek isterim. Buyurun efendim. Harika, çok teşekkürler. Belirtildiği üzere bugünkü konum lepto şüphesi. Leptospirozis son derece yaygın bir hastalık. Dünyanın dört bir yanında köpeklerde görülüyor ve zoonotik potansiyelinden dolayı lepto diferansiyel bir tanısı olması gereken bir hastalık. Özellikle de akut ve aynı zamanda kronik renal ve hepatik bazı bulguları olan, aynı zamanda ateşi olan, vasküler hastalığı olan hastalarda mutlaka değerlendirilmesi gereken bir olasılık. Bugün patojenezini ele alacağım. Aynı zamanda klinik seyrini inceleyeceğiz ve kan testlerini değerlendireceğiz. Böylelikle lepto şüphesinin giderilmesi veya güçlenmesine sebep olacak etkenleri inceleyeceğiz. Zoonotik bir hastalıktır. Kamu sağlığı için, hayvanlar için ve sarpil için çok önemli bir hastalık. Çok kısa bir süre içerisinde şüphelilerin fark edilmesi ve en kısa süre içerisinde testlerin yapılması gerekiyor. Hastane ortamında bunlar yapılıyor. Ardından hızlı bir şekilde tedavi, koruyuculuk ve aşılama süreçleri başlamalı. Bazı çok güzel kaynaklar da var bu arada. Sonya size de söylediğim gibi. Burada son derece detaylı incelemenin yapıldığı araştırmalar görüyoruz. Leptospirosis zoonotik bir bakteridir. İnce, motil ve sporokit bir bakteridir ve 250'den fazla patojenik serovarı vardır. Serovar aslında bir alt tür demek, aynı organizmanın alt türü. Yani klinik, günlük temelde serovarlar çok önemli olmasa da her halükarda bu hayvanları aynı şekilde tedavi edecek olsak da testlerimizin serovarları fark etmesi, tespit etmesi çok önemli ve serovarların nasıl klinik bir seyri olacağı konusunda da bir belirleyiciliği var. Dolayısıyla bunların her birini teker teker ele almayacağım çünkü dünyanın dört bir yanında farklı farklı serovarlar var. Fakat bunları test ederken bunları her şeyi dahil etmemiz ve yani tedavi esnasında bunları dikkate almamız çok önemli. Risk faktörlerine bakacak olursak dış yabanıl hayattaki hayata maruziyet önemli. Örneğin rezervuar konakçıları var. Bunlar arasında sıçanlar, tarla fareleri, domuzlar, atlar, fareler, kokarcılar, oposumlar ve rakunlar var. Erkek köpekleri etkiliyor. Daha ziyade ıslak, nemli ortamları etkiliyor. Benim yaşadığım yeri göstereceğim size. Bu bir PCR coğrafi haritası. Birkaç sene öncesine ait. Biz burada oldukça fazla leptospirozis vakası görüyoruz. İşte bu yüzden çok fazla klinik deneyimimiz olduğunu söyleyebilirim. Haftalar boyu toprakta yaşayabiliyor.
Hatta aylara kadar gidebiliyor uygun toprak ortamında yaşaması, canlı kalması. Yıl boyu görebiliyor ABD'de. ABD'de biz bunu daha ziyade güzün görüyoruz. Çünkü güz mevsimi daha ıslak bir mevsim, daha fazla yağışlı bir mevsim. Risk faktörleri, signalmentler. Dediğimiz gibi erkek köpekler daha fazla maruz kalıyor ve daha ziyade dışarıda vakit geçiren aktif köpeklerde görüyoruz. 2 ila 10 yaş aralığındaki erkek köpekler en büyük risk grubu. Bu köpeklerin aşılanmasında dikkat edilmesi gereken bir şey var. Büyük köpekleri düşünüyoruz. Dışarıda avlanan, diğer faaliyetler yapan köpekleri daha çok esas alıyoruz. Ama son araştırmalara baktığımız zaman endemik bazı kurallardan dolayı şehir ortamında da görülebiliyor ve lepto aslında her yerde olabiliyor. Aynı zamanda son derece yaygın bir şekilde küçük ırk köpeklerde de görüyoruz. Yani aşılanması gereken hastalar dediğimizde aslında bütün köpekleri aşılamakta yarar var eğer endemik bir bölgede yaşıyorsanız. Genel bir şemaya bakalım hastalık sürecini incelemek babında. Burada bazı taşıyıcı konakçılar görüyoruz. Asemptomatik kemirgenler olabilir. Buradan kedilere geçebilir. Kediler bunu bulaştırabiliyor. Köpekler dahil olmak üzere rezervuardan etkilenen hayvanlar burada dikkat alınmalı. Topraktan etkilenen, toprağa teması olan, sudan içen vesaire hayvanlar hepsi risk grubunda. Patojenezisine bakacak olursak mukus zarından geçebiliyor. Yani sindirim yoluyla ya da maruziyet yoluyla yine enfekte olmuş idrarla geçiyor. Enkübasyonu 1 ila 7 gün kuluçka süresi. Vasküler hasara yol açıyor ve organlara bulaşıyor. Burada dış membran leptospiral LPS, LIPL32 proteini çok büyük bir enflamatuar tepki stimüle ediyor. IL-1 ve TNF-alfa. Aynı zamanda sodyum potasyum ATP'sı renal tübüllerde inhibite ediyor. Bu da çok önemli. Klinik bir şekilde serine baktığımız zaman ve köpeklerin böbreklerini nasıl etkilediğine baktığımızda burada çok önemli bir etken görüyoruz. Ve platelet agregasyonu da tetikliyor. Platelet agregasyonu da bizim dikkat alacağımız bir diğer etken. Bu şema bize klinik seyri gösteriyor ve hastanın immün durumuna göre bu farklılık gösterebiliyor. Bu köşeye bakacak olursanız son derece yüksek bir antikor titresi varsa eğer aşıyla birlikte biz büyük bir etki görmüyoruz klinik MR'lere baktığımızda, belirtilere baktığımızda. Düşük bir titer varsa o zaman belki dökülme olmayabilir organizmanın hayvanın yani yüksek bir titresi varsa organizmayı elimine etmek ve herhangi bir klinik belirtiyle karşılaşmamak mümkün ama eğer düşük bir antikor titresi varsa o zaman ölüm de dahil olmak üzere işte böbreklerin, karaciğerin ve pıhtılaşmanın çok ciddi anlamda olumsuz etkilenebileceği tablolarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Karaciğer ve böbrekte enflamatuar hastalığa yol açıyor ve amacımız organizmanın yok edilmesi ve daha fazla bulaşmanın, dökülmenin olmaması. Ve bunun için tabii ortama bu organizmanın dökülmemesi için gerekli tedavi uygulamamız gerekiyor. Tipik veya olağan şüpheliler kimlerdir diye bakacak olursak. Genel olarak kendini iyi hissetmeyen köpekler geliyor. Bazen işte normalden fazla su içen, fazla idrar döken, kimisi işte kusan, ishal olan, anoreksisi olan, abdominal rahatsızlığı olan köpekler oluyor. Ana sonuçlar ilk kan testleriyle çıkıyor. %30 ila %50'sinde akut böbrek yetmezliği oluyor. %10 ila 20'sinde sadece karaciğer yetmezliği oluyor. İlginçtir, benim yaşadığım bölgede bizde aşılamalar oldukça iyi ve bazen aşılamaların böbreği çok iyi
koruduğunu ve sadece karaciğer manifestasyonu olduğunu görebiliyoruz. Yani bütün serovarlar karaciğeri etkilemeyebilir, fakat bu hastalar yani karaciğer bozukluğuyla ya da böbrek bozukluğuyla ya da her ikisiyle birlikte gelebiliyorlar. Her iki organ yetmezliğin olduğu hayvanların oranı da %25 ila 35 aralığında. Şimdi klinik olarak bakacak olursak, çok fazla hastalıkta hem karaciğer hem böbrek yaralanması yetmezliği olmuyor. Genellikle ya biri ya ötekidir. Bunların her ikisini birden hedefleyen organizma sayısı azdır. Bazen işte lenfoma gibi işte bazı kanserler her iki sistemi, her iki organı birden etkileyebilir. Zor vakalar arasında mesela hafif ateşle gelen köpekler vardır. Bunlar da akut ateşli hastalıkta gelenler de %5-10 gibi bir orana sahip oluyorlar. Akut böbrek rahatsızlıkları bizim en çok karşımıza çıkan tablo. Bunun sebebi de interstitial nefrit. Aynı zamanda böbreğin şişmesi, vaskülit ve bundan dolayı da hayvanın CFR'ının düşmesi. Renal tübüler hücrelerde kolonize oluyor organizma ve elektrolit bozukluklarına yol açıyor. Ve leptospiral endotoksin, sodyum potasyum at pazını inhibite ediyor ve hiponatremi ve hipokalemi ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu en akut hastalık olduğundan hipokalemik bir şekilde geliyorlar ve bu potasyum bozukluğundan dolayı leptospiroziz biraz daha benim listemde ön plana çıkıyor. Köpeklerde eğer karaciğer yetmezliği de varsa, artı üstüne yani belki böbrek yetmezliği de olabilir, olmayabilir de, çoğu zaman karaciğer enzimlerinde ve bilirubininde artış görüyoruz. İlginçtir, çoğu zaman akut karaciğer bozukluğunda yüksek bir ALT ve yüksek bir ALP varsa sepsis kolestazı olduğuna karar veriyoruz. Bu akut bir karaciğer büyümesidir ve ALP ALT'den çok daha büyük ise ve bilirubin düzeyleri yüksek ise bununla karşı karşıya olabiliriz. Köpeklerde bir de böbrek komponenti olduğunda karaciğer komponentinin iyileşmeye başladığını tedavi esnasında görüyoruz ve bununla beraber karaciğerin şişmesi devam edebiliyor bir süre, bazen günlerce veya haftalarca. Yani bizim yönetime başlamamızdan sonra da bu sürebiliyor. Olağan lepto şüphelerine baktığımızda endemik bölgesel şüpheler içine geçerli olabilir bu. Leptospiral pulmoner hemoraj bizim karşı karşıya kaldığımız bir sendrom. Daha ziyade Avrupa'daki vakalarda bunu görüyoruz. Benim değerlendirmeme baktığımızda biz ABD'de pek bunu görmüyoruz, bu sendromu. Burada aslında bir kaudodorsal akciğer dağılımı görüyoruz. Fibroz, vaskülit ve tromboemboli bunun sebebi. İlginçtir. Karaciğer ve böbrekte organizmanın kendisi o organı tahrip ediyor ve daha sonra sekonder bir enflamatuar tepki oluşuyor ve bu da immün stimülasyonuyla da ilintili. Bir araştırmaya göre vakaların %43'ünde, bu ABD'de yapılan bir araştırma bu arada, yani Amerika'da, hastaların büyük bir kısmı çok da klinik olmuyor. Bazı serovarlar özellikle Avrupa'da çok büyük bir klinik problem ile karşı karşıya kalmamıza yol açabiliyor. Özellikle de böbrek replasman tedavisi gibi seçenekler devreye girdiğinde. Mortalite oranları da %70'e kadar varıyor. Oldukça yüksek olabiliyor bu sendrom söz konusu olduğunda. Olağan olmayan bazı lepto şüphelerine bakacak olursak, ciddi PUPD olması, burada GFR'ın, azotemisiz GFR'ın azalması karşımıza çıkan bir durum. Yani kan değerlerinin anormal olmasına sebep olmayacak şekilde olabilir bu. Yine toksinler bir nefrojenik diyabet insipidusa sebebiyet verebilir ve bu durumda toplayıcı kanallar vazopresine karşı dirençli hale gelebilir.
kronik böbrek hastalığı ile ilgili bir araştırma görüyorsunuz. Kronik böbrek hastalığı olan köpeklerde daha yüksek MAT ve idrar PCR titreleri görüyoruz. Daha sonra bunun öneminden bahsedeceğiz ama aslında bu köpekler aktif bir şekilde lepto taşıyor ve döküyor oluyorlar. Bu sendromun dışında bir de vaskülitten kaynaklanan kanama, hemoraj, petekiyal hemoraj, epistaksis, melena, hematemesis gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Aynı zamanda trombositopeni de karşımıza çıkabilecek bir diğer tablo. Diğer bazı olağan dışı lepto şüphelerine bakacak olursak, kronik hepatit, kronik olarak artan karaciğer enzimleri, hayvanlar akut hastalığa kapılmadan olabilen bir durum. Granulomatous hepatit karşımıza çıkabiliyor. Bu küçük bir araştırma ama burada inceledikleri şey karaciğer dokusunun kendisindeki PCR ve burada özel bir boyama tekniği uyguluyorlar. Balık testi adı verilen bir şey bu ve hibritleşmeyi inceliyor. Burada gördüğünüz gibi bu kırmızı noktacıklar organizmaları temsil ediyor. Bazı serovarlar bunu daha çok yapıyorlar ve bu daha ziyade lokalize bir enfeksiyonda karşımıza çıkan bir tablo. Karaciğerde lokalize bir enfeksiyon varsa. Çünkü bu bireylerde serolojik testlerde pozitif çıkmayabiliyor sonuç. Yani çok büyük bir immün cevap olmamakla birlikte dokunun içinde saklanabiliyor organizmalar. Daha da sıra dışı bazı şüpheliler var. Bağırsak intussusepsiyonları ile gelen köpekler olabiliyor. Sekonder GI enflamasyondan kaynaklanabiliyor bu ve azotemi ile eş zamanlı olarak olabiliyor. Benim gördüğüm köpeklerin hepsinde ciddi azotemi vardı. Aynı zamanda gastrointestinal komponentlerinde mutlaka vardı hepsinin. Kalp bozuklukları da yine biliniyor, görülüyor. Normalde bu çok büyük bir klinik problem olmakla birlikte mutlaka dikkate alınması gerekiyor elbette. Bir diğer konuda klinik patoloji. Bu şüphelilerin klinik patolojisi nedir? Burada böbrek değerlerinde artışlar görüyoruz. Bilirubin, kreatininde, karaciğer enzimlerinde, sodyum, potasyum, ATP değişimden dolayı sodyum, potasyum değişiklikleri görüyoruz. CBC'ler genellikle ayrım yapma konusunda bize çok da fazla katkı sağlamıyor. Trombositopeni bizim dikkat almamız gereken şeylerden biri. Bu en yani ciddi böbrek bozukluklarına baktığımız zaman bunlar listemizde yer alıyor. Ürün analizinde bakacak olursak proteinuri, klindruri, hematuri, puri gibi bazı bulgular yaygın. Daha ön plana çıkan ise glukozuri. Çok fazla böbrek hastalığı glukozuriye sebep olmaz. O yüzden bunu da gördüğümüz zaman şüphelenmemiz gerekir. Tübüler kolonizasyondan dolayı leptospirozis biraz daha yükseliyor benim listemde. Evet, şimdi bu lepto vakalarının incelendiği bir araştırma. Bütün bu istatistikleri ele almayacağım ama yüzde sütununa bakacak olursak bu hayvanların büyük bir kısmı artan karaciğer enzimleriyle ve azotemiyle geliyor karşımıza. Bazılarında hipoalbuminemi olabiliyor. Bu da vaskülit komponentinden kaynaklanabiliyor. Trombosit de bir diğer dikkat alınması gereken etkilenen burada orta aralığa bakacak olursak son derece düşük olabiliyor bu değerler. Klinik deneyimlerime göre bunlar daha ziyade normal referans aralığının birazcık altında oluyorlar. Yani 100 gibi. 2000'ler, 5000'ler daha az gördüğümüz düzeyler oluyor. Torasik radyograflara baktığımız zaman burada lepto hemoraj sendromunu görüyoruz. Kauda dorsal interstitial uzun örüntü bu. Kardiyojenik olmayan pulmoner edemaya benziyor ve bunlar destekleyici
sağlık hizmetleriyle giderebilecek durumlar. Abdominal ultrasona baktığımız zaman daha ziyade spesifik olmayan bulgular var. Diğer hastalıkları elemek için ultrason işimize yarayabilir. Böbreğe baktığımız zaman çoğu zaman böbreğin büyüdüğünü görüyoruz enflamatuar cevaptan dolayı. Bazen biraz daha klasik bazı böbrek değişiklikleri görebiliriz. Örneğin medüler rim işareti. Bu kortikal ekojenisiti ile ilgili, bunun artışıyla ilgilidir. Yine klasik bir bulgu da perirenal sıvı. Bu da zaten böbreğin şişmesiyle ilintilidir. Lepto şüphelilerimizin test edilmesinden bahsedecek olursak, bu değerlendirmesi gereken çok önemli bir şey. Çünkü çok erken bir tanı koyulması önemli ve bu hastalığın mümkün olduğunca erken bir evrede teşhisini koymaya çalışıyoruz. İyi bir kültür gereklidir geleneksel olarak. Bu aslında hassas olmaktan çok uzak bir testtir. O yüzden pek önerilmez. Karaciğer numuneleri de aynı şekilde bazen doğrudan tanımlama yapmak mümkün ama bu da çok rutin bir uygulama değil. Ana yapabileceğimiz şey, inceleyebileceğimiz ana şey seroloji, MAT testleri ve daha yeni olan hızlı tanı testleri, ELISA ve lateral akış testleri buna dahil. Ve daha da ileri potansiyel olarak erken bir sonuç sağlayabilecek bir diğer test de PCR. PCR testlerinizi yerel laboratuvarınıza gönderebilirsiniz tanı laboratuvarına. Biogal'ın PCRun adı verilen testinden de bahsedeceğiz bu sunumda. Evet, doğrudan tanımlama. Bunun pek çok kısıtlı kalan tarafı var. Dediğim gibi günlük uygulamada bu pek bizim kullanabileceğimiz bir şey değil. Mesela floresan antikorlar histopatolojide. Yani bu hastalarda biyopsi yapmayı istemeyiz, özellikle de akut iken. Şimdi bu genel bir şema, seroloji ve PCR testleri nasıl bir işleyişi olduğunu gösteriyor bize lepto hastalarında. Gördüğünüz gibi burada pozitif sonuç var. Klinik hastalıkla geliyor hasta enfeksiyon zamanında. Akut olarak leptoya ekspoze olduğunuzda ani bir artış olur organizmanın kan DNA'sında. Bu da PCR testleriyle tespit edilir. Ardından bu hastalar organizma dökmeye başlarlar ve idrar PCR pozitif olur. Bazıları ısrarcı bir şekilde pozitif kalır ve organizma dökmeye devam ederler bazıları. Bir diğer önemli değerlendirme bu eğrilerde şudur. Burada bir seroloji gecikmesi oluyor. MAT testleri ve daha hızlı tanı testlerinde seroloji aslında bir antikorun ölçülmesi demektir. Dolayısıyla vücudunuzun o immün tepkisini oluşturması zaman alıyor ve bunun teste çıkması zaman alabiliyor. Bu da işte test konusu dikkate alınırken düşünmesi gereken bir etmen. PCR'ı ele alacak olursak burada bir DNA testi yapılmaktadır. Kan veya idrar kullanılır. Eğer aktif bir şekilde hastalığı döküyorsa çok faydalıdır. Ama şemada da gördüğünüz gibi bazı kısıtlı tarafları var. Eğer o bölgede dökmüyorsa organizmayı negatif sonuç çıkacaktır. O aralık içerisinde. Kanda 1 ila 10. günler etkili günlerdir. Burada son derece akut elbette olacak. Kan testlerinin hassasiyeti oldukça yüksektir ilk 5 gün içerisinde ama ondan sonra hızlı bir şekilde bu hassasiyet düşer. %50'ye iner, ondan sonra negatife döner. Genellikle 10. gün itibariyle negatiftir. Dolayısıyla hastanın öyküsünün alınması çok önemli. Hastanız nerede döküyor organizmayı bunu öğrenme açısından çok önemli. Çoğu zaman kan testi işe yaramıyor. Çoğu hayvan bu pencere içerisinde veterinere gitmiyor. Normalde insanlar köpekleri bir gün iki gün izlerler hastayken. Çoğu zaman veterinere gittiklerinde artık o 5. gün penceresi kapanmış olur. Her zaman olmasa da. 10. günden sonra idrar PCR'ı çok daha faydalıdır.
Ve teorik olarak, tekrar söyleyeceğim, özellikle de böbrekler etkilenmiş ise kronik bir biçimde idrarda organizma dökülmeye devam edecektir. Elbette eğer bilinmiyorsa her ikisini birden yapmakta yarar var, hem kan hem idrar. Bu testin kısıtlayıcı olan tarafı nedir? Normalde dediğimiz gibi eğer aktif bir şekilde organizmayı dökmüyorsa görmeyeceğiz. Yani kandan örnek alındı, kanda o anda yok, pozitif bir sonuç çıkmayacak. Yine antimikrobiyaller alınıyorsa o da testi etkileyecektir. Çünkü fiziken siz organizmayı öldürmektesiniz. Dolayısıyla eğer aldığınız örneklemde yoksa, çünkü organizma artık gitmiş, negatif bir sonuç çıkacaktır. Bir diğer kısıtlayıcı etmen de idrar numunesiyle ilgili. Son derece sulanmış bir idrar numunesi alıyorsunuz. Çünkü çok su içiyor bu hayvanlar. İdrar çok seyrek oluyor, seyrelmiş oluyor. Bir diğer etken de sezgisel bir tepki veriyoruz sıvılarla ilgili. Yanlış negatif sonuç, false negatif sonuç çıkma ihtimali var. Standart PCR testlerimizde kan ve idrar numuneleri alıyoruz. Normal veteriner tanı laboratuvarına gönderiyoruz ve 3 ila 5 gün içerisinde sonucu alıyoruz. Bu bir kısıtlayıcı etmen ve yüksek bir uzmanlık gerektiriyor. Teknik personel gerekiyor bunu doğru yapılması için. Kısıtlayıcı tarafı elbette bilginin gerekli süre içerisinde alınamaması. Yani lepto şüphelisiyle karşı karşıya mıyız, değil miyiz, göremiyoruz ve erkenden tedaviye başlayamıyoruz. Biogal'ın son derece ilginç bir testi var ve öyle görünüyor ki bu bizim PCR testlerini düşünme biçimimizi de değiştirecek. Biogal'ın PCRun adlı bir testi var. Bu hastane içerisinde kullanılan bir makine ve bunun sayesinde DNA'yı alıyoruz ve lepto numunelerinin ile PCR testimizi hemen orada hastanede yapıyoruz. Basit bir şey ve teknik açıdan pek bir eğitim gerektirmiyor. Makinesi küçük, portatif ve son derece hızlı sonuç veriyor. Makineye girdikten sonra sadece bir saat içerisinde sonuçlar geliyor. Dolayısıyla eğer bulunduğunuz bölgede bu onaylanmış bir test ise bu gerçekten hikayeyi değiştiren, ezber bozan bir yöntem. Çünkü pozitif PCR numunesi alırsanız biliyorsunuz ki DNA'sında, vücudunda bu var ve lepto tanısını hemen koyabiliyorsunuz. Şimdi tekrar söyleyeceğim, bu test bir sağlık noktası testi. İzotermal PCR kullanılıyor ve pozitif negatif işaretini görüyorsunuz makinenin üstünde. Her şey çok net. Yine ne kadar organizma olduğunu da görebiliyorsunuz. Ve burada primerler tespit ediliyor. Hemoliz ile asosiye protein, HAPL'ye yönelen primerler tespit ediliyor. Saprofitik izolatlar değil, patojenik leptospirler de ekspres oluyor proteinler. Genel olarak bu testin yüksek bir hassasiyeti ve spesifitesi olduğu ortaya koyulmuştur. Diğer makinelerle ve diğer PCR, dış PCR testleriyle kıyaslandığında 34'ten fazla patojenik serovarı tespit edebiliyor ve diğer rastgele diğer bakterilerle çapraz reaksiyona da girilmesi söz konusu olmuyor. Evet, bir sonraki test de MAT testi, mikroskopik aglutinasyon testi. Burada hem IgG hem de IgM antikorları tespit ediliyor. Bunların, yani serovarların her birini tek tek açıklamayacağım. Sizin endemik bölgenizdeki laboratuvarların kendi kültürleri vardır. Bu kültürleri serovarlar için yer olarak kullanmaktadırlar. Ve burada belli kısıtlayıcı etmenler söz konusu oluyor. Çünkü her laboratuvar biraz farklıdır. Hangi numunelerin ve hangi serovarların tespit edileceği bağlamında farklılıklar vardır. Genel olarak kantitatif bir sayı size gelecektir. Bu size ne kadar antikor olduğuna dair bir fikir verecektir o serovarla ilgili olarak. Genel olarak bir titre
1'e 800 aşılanmamış bir köpekte bir titre tanısal sayılır, diagnostik sayılır lepto için. Ve gördüğünüz gibi burada farklı hassasiyet ve spesifite oranları var. Bu test aynı zamanda IgG antikorlarını da ölçüyor, aşının ürettiği IgG'lerin ve antikorlarını. Dolayısıyla daha yüksek bir titreye ihtiyaç var ki lepto enfeksiyonu olduğunu kanıtlayabilirsiniz. 1600'e birlik bir tekli titre aşılı bir köpekte tanıya uygun sayılacaktır. Bununla ilgili değişkenlikleri de ele alacağız. Genel olarak daha yüksek bir sero var. Enfektif sorovarla korele olmaz. Bu iyi bir şey çünkü belki de sizin bulduğunuz sorovarlar o hatın içine girmiyordur. Dezavantaj enfektif sorovarın ne olduğunu bulamayışınız, bilemeyişiniz. Ama klinik olarak önemli olan şey bunun testte dahil olması. Yani, ama tedavi açısından bakacak olursak fark etmeyecektir. Tedavi aynı olacaktır. Bir araştırmada, yani her laboratuvar farklı olsa da aynı MAT testini 5 farklı laboratuvara gönderiyorlar bir araştırmada ve sadece %31'lik bir uyuşma söz konusu olarak hangi serovarın etkili olduğu, hangi serovarın enfektif olduğu konusunda. Ve bu farklı laboratuvar değişkenlikleri var iken ve aşılama ile ilgili komplikasyonlar da bu kadar fazlayken pek çok hastaya lazım olan şey konvalesent bir titre artışıdır. Dolayısıyla bizim bir başlangıç numaramız var. Bu belli kriterlere giriyor ve diyoruz ki bence gerçekten bu köpekte bir lepto enfeksiyonu var. Öte yandan negatif sonuç varsa ya da yüksek bir titre yoksa o zaman MAT yeni baştan test ediyoruz ve 2 ila 4 hafta içerisinde bunu yapıyoruz. Burada 4 katlık bir artış görürsek titre artışında, konvalesan titre artışında o zaman enfeksiyon olduğundan emin oluyoruz. Daha kapsamlı bir lepto araştırmasında %45 oranında daha yüksek bir konvalesan titresine ihtiyaç duyulmuş tanı için. Yani negatif bir MAT varsa lepto yoktur demiyoruz ama işte o takip testini yapıyoruz ve elbette o arada gerçekten leptosu olduğuna inanıyorsak da tedavisini yapıyoruz. Bir PCR testinin yapılması antibiyotik tedavisi ve MAT olsa da olmasa da mümkündür. Tedavi edebilirsiniz ve daha sonradan da immün cevabı elde edebilirsiniz. Bu araştırma çok ilginç. Burada aşıyla ilintili antikorlara bakılmış. Leptosu olmayan köpekler aşılı ve sonradan MAT'leri inceleniyor, izleniyor ve bu test şunu kanıtlıyor. Yani son derece etkileyici bazı sonuçları kanıtlıyor. Bir aylık evrede bu köpeklerde hala yüksek bir IgG-ITM cevabı vardı. Burada gördüğünüz gibi 2 aylık sürede titreler hala 1800'ün üzerinde ve 4 ay evresinde ise bazı hastalarda 1'e 1600 hatta 1'e 800 işaretlemesi olabiliyor. Yani aşılar hastalığı engellemede son derece iyi olsa da hasta yine lepto olabilir. Bu test son derece kullanımı açısından zor. Çünkü bu yüksek titreler aşılamadan dolayı karşımıza tekrar tekrar çıkmaya devam ediyor. Yine şundan not etmekte çok büyük fayda var. MAT'yi kullanarak aşılı köpekleri izleyemezsiniz. İlginçtir ki bu çok iyi de anlaşılmıyor. Aşı başlangıçta IgG tepkisini tetikliyor. Bu MAT'de ölçülüyor ve sonradan da inat bir immün tepkisini bu stimüle ediyor. Bu titreler düşerken bu hayvanların hala koruma altında olduğunu ve aşının hala etkili olduğunu biz biliyoruz. Dolayısıyla dediğimiz gibi bazı kısıtlılıkları var MAT testinin. Bir kere sonucun gelmesi zaman alıyor çünkü dışarıdaki bir laboratuvara gönderiliyor numune. Genellikle
konvalesan bir titre ihtiyaç duyuluyor. Aşı overlap'ı örtüşmesi var. Laboratuvardan laboratuvar farklılıklar var. Konvalesan titreyi gönderirken tekrar aynı laboratuvara göndermekte yarar var. Yine bu şurası kanıtlı değil ama bir şüphe de MAT'nin pozitif olmasının testteki aglutinasyon düzeyinden kaynaklandığı, buna bağlı olduğuna dair bir şüphe de var. Yine erken hastalığı tespit edemeyebilir antikorların henüz olgunlaşmamasından dolayı. Evet, şimdi bazı hızlı tanı testlerinden bahsedeceğiz. Biogal'ın immunokombu, eğer bunun mevcut olduğu bir bölgedeyseniz son derece güzel bir kafes başında yapılabilecek bir test. Ve pek çok serovarı tespit ediyor. Kafesin başında antikor testini yapıyorsunuz. IgG antikorlarını değerlendiriyorsunuz. MAT pozitif sonuçlarına yüksek bir korelasyonu var ve testlerin büyük bir çoğunluğu kalitatif, yani evet hayır testidir. Öte yandan immunocomb testi size pozitiflik düzeyleri vererek daha net bir sonuç elde etmenizi sağlıyor. Son derece kolay bir test ve hastane ortamında, klinik ortamında sizin yapabileceğiniz bir test. Immunocomb'un daha yüksek bir hassasiyeti var ve çok güzel bir şey bu. Serovarların pek çoğu, yani pek çok farklı serovar ile ilintili bir reaktivitesi var. Bu da çok güzel. Burada MAT cevabını görüyorsunuz pozitif köpeklerin. Immunocomb bütün bunları kapsıyor. Yani yüksek hassasiyetinin olması son derece güzel bir şey. Diğer hızlı tanı testleri de var. Bunlar arasında sizin endemik bölgenizde eşleşebilir olanlar da vardır. Immunocomb rutin bir şekilde ABD'de kullanılmamakta ama keşke her yerde rutin kullanımda olsa. Başka kıyaslanabilecek testler var. Bunlar da ya akut evrede IgM'i ölçüyor yahut daha immün evrede IgG'yi ölçüyor. Ve bunlar da yine kafes başında yapılabilen testler. IgM bazlı testin biraz daha erken leptoyu tespit edebileceği belirlenmiş. Yani erken tanı önemli. İmmün evredekinin daha yüksek bir hassasiyeti olabilir ama daha düşük bir spesifitesi var diğer testlere göre. Dolayısıyla her zaman kapsayıcı bir testimiz olsun isteriz ama genel olarak şunu bilmekte yarar vardır ki çok farklı hızlı tanı testleri var. Bölgenizde farklı testler uygulamanız mümkün. Peki bütün bunları nasıl bir kapsama oturtabiliriz? Burada lepto şüphelimiz geliyor. Öyküsüne bakıyoruz, kan testlerine bakıyoruz. Burada PCR'an yapma olanağımızın olması çok önemli. Eğer PCR'an numunemiz varsa, kan ve idrar testi yaptığımızda pozitif çıkarsa aslında keşif orada bitmiştir. Lepto pozitiftir hasta, bellidir. Ama PCR'ın belli kısıtlılıkları olduğu için belki o anda dökmüyordur. Negatif ise o zaman ilave bir şemaya bakmamız gerekecektir. Şimdi aşısız bir köpeğe bakalım. Aşısız bir köpeğiniz varsa ve hızlı tanı testini kullanırsanız hastanede, güçlü bir pozitif çıkarsa hastada lepto var demektir. Eğer zayıf bir pozitif çıkarsa olabilir deriz. O zaman bir teyit amaçlı test yapmak gerekiyordur. Bu ya konvalesan MAT olacaktır ya da idrar PCR'ı göndererek bunun kanıtlanması gerekecektir. Eğer aşılı bir köpeğiniz varsa ve 4 aydan fazla bir aşı süresi olmuşsa, bu 4 ay önemli çünkü köpeğin ne kadar immün cevabı geliştirebileceği önemli bir etken o 4 aylık pencere kapsamında. Bu hastalarda eğer hızlı tanı testi uygularsanız ve pozitif çıkarsa varsayımsal olarak leptosu var diyebiliriz. Fakat bu köpeklerin bazılarında pozitif titre olabilir. Bu hızlı testler MAT'ye benzer sayılırlar.
Bunlar da kafes başında yapılırlar ve bunlar daha ziyade kalitatiftir. Varsayımsal lepto deriz ama yine de teyit amaçlı testimizi göndermek isteriz. Ve bu yüksek bir ihtimalle lepto diyerek önem alabiliriz. Eğer negatif test sonucu varsa yine belki de yeterince uzun zaman geçmediği için immün cevabı gelişmemiştir diye düşünmeliyiz ve gerekli testleri yaparak devam etmeliyiz. Pozitif çıkacak mı diye bakmalıyız ve negatif sonuç alıyorsak o zaman tabii ki başka bir ihtimali değerlendirmemiz gerekecektir. Eğer aşılı bir köpeğimiz varsa ve o 4 aylık pencerenin öncesindeysek seroloji ve hızlı testi kısıtlayıcılıkları var. Çünkü bunlar büyük ihtimalle pozitif çıkacaklar. Bunun sebebi de o aşıdan kaynaklanan immün cevabı olacak. Ama aynı zamanda lepto da olabilir. Ama lepto olma ihtimali daha düşük olacak kısa bir süre önce aşı olduğu için. Yine PCR testi göndererek organizmayı taşıyor mu bedeninde diye bakmamız gerekir. Ve elbette konvalesan titreye de ihtiyaç duyulacaktır. Bir aylık bir süre içerisinde eğer köpeğiniz aktif bir şekilde leptosu olan bir köpekse o zaman o titre 4 kat artacaktır. Daha önce aşılı köpek şemasında görmüştük. Zaman içerisinde titreler düşecektir. Yani yüksek lepto varsa sonra düşüyorsa yani aşıyla ilintili olabilir. Elbette sonraki değerlendirmeler bize en iyi kombinasyonu gösterecektir. Burada hızlı ELISA'lar, MAT, idrar PCR, PCR'ın numunelerinin kan ve idrarda birlikte değerlendirmesi gerekiyor. İlginçtir. Bulunduğumuz bölgede PCR'ın çok kullanıldığını görüyoruz kan örneklerinde. Erken tanı imkanı sağlıyor. Aynı zamanda hızlı ELISA testleri ile PCR testleri ile arasında iyi bir korelasyon var. Daha aslında göreceğiz muhtemelen. Şimdi tedaviler ve antimikrobiyal tedavilerine bakalım. Doksisiklin ana tedavidir, lepto tedavisi. Kilogram başına 5 miligramlık bir dozajı vardır. POIV olarak 2 hafta verilir. Hastanedeki hasta köpeklerde gastrointestinal sorunlar olacağından genellikle onlara penisilin verilir, ampicillin gibi ya da unicillin verilebilir. Ama normalde penisilin yeterince temizleyemeyecektir organizmayı. Dolayısıyla böbreklerdeki organizmalardan kurtulmak için yine köpeklerin doksisikline ihtiyacı olacaktır genellikle. Ve antimikrobiyal tedaviden sonra 3-4 gün boyunca organizmayı dökmeyi dökmemeleri gerekiyordur. Diğerleri yoksa verilebilecek diğer ilaçlar, enrofloxacin, bununla ilgili bir araştırma var, gösteriyor ki belli bir tedavi süresinden sonra bu köpeklerde PCR negatif çıkıyor, yani organizma temizlenmiş oluyor. Elbette hastanın ne kadar hasta olduğuna göre değişmek üzere destekleyici bakım hizmetlerine de ihtiyaç duyabilir. Mesela agresif IV sıvı tedavisi gerekebilir. Yine köpeğin bütün in-out'larının izlenmesi gerekecek. Oliguri ve anürinin önlenmesi için bazen CRI kullanmamız gerekiyor. Dil tiazem olabilir. Böbreklerin temizlenmesine odaklanıyoruz. Hayvanların yeterli suyu almasına dikkat ediyoruz. Diyaliz veya böbrek replasmanı genellikle kaçındığımız şeyler ama çok ilginçtir. Böbrek replasmanı çok büyük, çok ekstrem bir durum olarak görülse de ilginçtir. Lepto son derece böbrek replasmanına cevap veren bir hastalık. Köpeklerin %80'i normalde leptodan ölecekken replasman sayesinde veya diyaliz sayesinde tedaviye cevap vererek iyileşmiştir.
ve tipik olarak daha kısa bir diyaliz süresine ihtiyaç duyacaktır. Yani diğer böbrek hastalarından daha kısa. Sadece 1-3 seansa ihtiyaç duyacaklardır. Bazen biraz daha fazla. Ve renal replasman tedavi de endikasyon ne zaman vardır dersek, oliguri veya anüri varsa ve hacim aşırı yükü varsa, ciddi hiperkalemi varsa, ciddi elektrolit bozukluğu varsa, ciddi azotemisi varsa yahut tedavi olarak, yani tedavimize ciddi tıbbi olarak cevap vermiyorsa, o zaman renal replasman adayı olabilir hasta. İlginçtir, biz her zaman doksisiklin tedavisinin bütün bu hastaları iyileştireceğini düşünmüşüzdür. Son araştırmalara baktığımız zaman dirençli leptospiralar karşımıza çıkabiliyor. Bir araştırmada 14 günlük antimikrobiyal tedavisinden sonra köpeklerin 163'ünün negatif idrar PCR'ına ulaşabildiği gösterilmekle birlikte %38'inde kalıcı pozitif PCR testleri devam etmiştir doksit tedavisinden sonra. Dolayısıyla bazı hayvanlarda ilave bazı antimikrobiyoller, mikrobiyaller gerekli olacaktır. Bu şemada da gördüğünüz gibi bu takibini gösteriyor köpeklerin. Kaç gün takip edildiklerini de görüyorsunuz. Siyah kutular doksisiklinin tek başına olduğu vakalar, fakat bazı hayvanlarda PCR statüsü değişiyor. Penisilin ve doksisiklin olan hayvanlarda ya da başka bir antimikrobiyal olan hastalarda, koyotomizasin de bunlardan bir tanesi ve bu böbrekteki derin dokuları temizleyen bir molekül. Yani PCR pozitif bir hastanız varsa, o zaman buradan anlaşılıyor ki tedaviden 7 gün sonra yeni baştan test etmeniz lazım ve organizmanın artık temizlendiği ve ortam artık dökülmediğinden emin olmanız şart. Genel olarak prognozu oldukça iyidir. Eğer erken tanı, erken tedavi yapabilirsek prognozu oldukça yüksektir. %80'lik bir iyileşme oranı vardır. Eğer respiratuar belirtiler göstermeye başlarlarsa mortalite oldukça ciddi olabiliyor ve akut böbrek hastalıklarında genellikle gördüğümüz gibi 14 günlük bir azotemi tedavisi gerekli olacaktır hastalığın geçmesi için ve 4 haftalık bir süre içerisinde böbrek dokusunda iyileşmenin devam edeceğini biliyoruz. Zoonotik bazı kaygılarımız da var elbette. İnsanlarda kuluçka süresi 2 ila 25 gündür. Eğer köpeğimiz hasta ise hekimimize başvurmamız gerekiyor. Yaygın bazı önlemler var. Eldiven kullanmak, önlük kullanmak gibi. Hastaneye yatırdıktan sonra hayvan sahipleri daha az önem aldıklarını fark edebiliyorlar. Ama eğer idrarla uğraşıyorlarsa mutlaka eldiven giymeleri gerekiyor. Ve eğer evde başka bir köpekte lepto varsa çok dikkatli olmak gerekiyor. Aşılara bakacak olursak, aşılar son derece etkili endemik bölgelerde. Sizin bulunduğunuz yerde farklı aşılar vardır. Yaklaşık 12 aylık bir koruyuculuk süresi var aşının. 15 aya kadar uzuyor. Rehberlerine baktığımız zaman 8 ila 9 haftalık köpek yavrularında ilk aşı yapılabiliyor. Booster dozu da 2 ila 4 hafta sonra pekiştirmesi için yapılır. Ve 15 aydan sonra yeni baştan bir booster serisi almakta yarar var. Eğer leptoya maruz kaldılarsa kısa bir süre için aşılanmış olacaklardır. Ama aşıları sürdürmek gerekir ve trivalent veya quadrivalent bir aşının kullanılması önerilmektedir. Genel olarak bakacak olursak leptospirozis prevalent ve çoğu zaman tedavi edilebilen bir hastalıktır. Zoonozisten dolayı bu lepto şüpheliliğinin erken vadede tanımlanması, belirlenmesi ve gerekli test, tedavi ve önlemlerin uygulanması önemlidir. Hızlı hastane tanıları daha hassas bir şekilde ve daha yeni yöntemlerle bu hastalığı belirleyip daha fazla lepto hastasının olmaması için önemli bir seçenek arz etmektedir. Evet, sunumum tamamlanmış oldu. Sorularınızı alabilirim. Çok teşekkürler.
Harika, çok teşekkürler Doktor Amintani. Ekranınızı paylaşmayı bırakabilirsiniz. Şimdi sorularımıza bakabiliriz. Son derece ilginçti, çok faydalı oldu. Sağ olun. Evet, birkaç sorumuz geldi. Umuyorum bunları ele alacak vaktimiz vardır. Şimdi yanıtlayamayacağımız sorular olacaktı dediğim gibi. Bunlar not edilecek ve webinardan sonra size yanıtlar gönderilecek efendim. Evet, ilk sorumuz. Sinir sistemi ne sıklıkta etkilenir bu hastalıktan? Mesela miyosit olan bir köpekte bu hastalıktan şüphelenmeli miyiz? Şimdi benim tanı koyduğum sadece bir köpekte nörolojik bir manifestasyonu vardı leptonun. Ama kesinlikle olabilecek bir durum. Yani vaskülit hastalıkla ilintili. Dolayısıyla eğer nörolojik sistemi etkileniyorsa bu kesinlikle olabilecek bir şey. Sizin de konuşmada fark ettiğiniz gibi bu yani tabii olağan dışının olağan dışısı oluyor ama olabiliyor. Daha yani belli sıralarda karşımıza çıkabilecek bir şey ama benim bölgemizde pek karşımıza çıkmıyor. İkinci soru. İdrar ve kan numunelerinin karıştırılması mümkün mü? Daha uzun bir süreyi kapsayacak şekilde. Elbette hangi tanı laboratuvarına gönderdiğinize göre değişir. Mesela bizim laboratuvarımız idrar için valide ama kan PCR testi için valide değiller. Dolayısıyla eğer gerekiyorsa PCR numunelerinde mesela ikisini karıştırabilirsiniz. Bu çok iyi çünkü o zaman bir testi her ikisini birden yapabiliyorsunuz ama testleri göndereceğinizde laboratuvarınızın o deneme için, o test için valide olduğundan emin olmanız lazım. Üçüncü soru. Klinik olarak stabil bir hastada PDPU ile azotemisi yoksa eğer lepto testi yapar mıydınız? Bu aynısı benim köpeğimin başına geldi. Bu hastalarda eğer özellikle de aşılı iseler ve biraz immün cevabı geliştirmiş iseler azotemik olmayabilirler. Yani %50'lik bir grup vardır. GFR'ların 3'te 2'si etkilenmiştir. Azotemik değildirler ama POPD'dirler. Dolayısıyla bu benim standart çalışma operasyonumun bir parçası. Hasta gibi olmasa da pozitif çıkabiliyorlar. Çok ilginç. Sizin köpeğinizde de olmuş olması çok ilginç. Dördüncü soru. EKI'si olan hastaların kaçının diyalize ihtiyacı oluyor. Yani az olmasını umuyoruz. Eğer erken bir tanı aldıysak o zaman agresif IV sıvı tedavimizin ve destekleyici ilaçlarımızın, antibiyotiklerimizin işe yarayacağını umuyoruz. %90'ında böbrek replasmanı gerekmeyecektir. Çok ilginç, başlı başına bir konuşma konusu bu. Geçen sene bizim bölgemizde, benim yaşadığım yerde pek çok küçük köpekte lepto oldu ve hasta bile değillerdi geldiklerinde. Birdenbire işte rahatsızlanıp gelen köpekler. Onlar bizim en büyük renal replasman tedavi adaylarımız oldular. Beşinci soru. Kan testlerinin 5 ile 10 günlük bir penceresinden bahsettiniz. Burada kuluçka dahil mi? Normalde enfekte olduktan sonra genelde çok kısa bir süre içerisinde kanında olur zaten. Dolayısıyla böyle bir gecikme oluyor çoğu zaman. Çoğunlukla organizmanın sisteme girdiği süreyi de dahil ediyoruz. Veterinere geldiklerinde o kan artık negatif olabilir. İşte bu yüzden pek çok tanı laboratuvarı sadece idrara bakmayı tercih ediyor. Çünkü idrarın tanı çıktısı daha yüksek olabiliyor. PCR ile ilgili daha önce söylediğim gibi kanda daha fazla olabilir ve daha yararlı olabilir. Bir soru daha alacak kadar vaktimiz var. En son soru bu olacak. Tedavi sadece köpekler için mi yoksa kediler için de kullanılabilir mi? Dediğim gibi normalde leptospirozis nispeten kedilerin direnç gösterdiği, yani kedi vücudunun bu organizmayı pek almadığı bir hastalık. İstatistiklere bakacak olursak
Kedilerin yaklaşık %5'inde pozitif MAT titresi olabiliyor. Ama eğer bölgenizde lepto daha fazlaysa ve işte dışarıda maruziyet de fazlaysa, bu kedilerin çoğu zaten avcı olduğu için kemirgenleri sindirmiş, tüketmiş oluyorlar. Dolayısıyla pozitif olabilirler ve bu tedaviye de cevap vereceklerdir. Çok teşekkürler Doktor Ramitano. Son derece faydalı oldu. Olağanüstü bir sunumdu. Sağ olun. Biyogala'da çok teşekkür ediyoruz. Bu web seminerini düzenledikleri için. Hepinize çok teşekkürler katıldığınız için. Sorularını gönderenlere çok teşekkürler. Kayıt alındı. Bütün sorularınızın yanıtlarıyla beraber kayıtlar da size gönderilecek. Hepinize gönülden teşekkürler. Haftanın geri kalanını keyifli geçiriniz. Sağ olunuz. Hoşça kalın.